Evet, bugün Siedra'ya geldik. Manzaramız bu. Deniz manzaramız var. Alanya'dan Gazi Paşa'ya doğru çıktıktan sonra bir 3-5 kilometre sonra varıyorsunuz. Giderken solda kalıyor. Soldan tepeye doğru bir 1,5 kilometre, 2 kilometre çıkıyorsunuz. 2 kilometre vardı yani. Bu şekilde ahşap merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz. Aslında bayağı büyük bir antik şehirlerden biri de burası. Tabi tam çalışma yapılmamış. Yavaş yavaş yapılıyor arada. Böyle devam ediyorsunuz yukarı doğru. Burada bir tapınak var. Üstü kapatılmış, içi boş. Zamanla toprak falan dolmuş tabi. Gördüğünüz gibi üstünü kapatmışlar. Tehlike oluşturabilir. Evet, yavaş yavaş antik şehire iyice giriyoruz. Merdivenleri yavaş yavaş çıkıyoruz çünkü birden çıkarsak ağır gelebilir. Bayağı merdiven var yani, şöyle 250-300 basamak vardır. Solda gördüğünüz yerde mozaik çıkardılar. Galiba taşıdılar ya da üstünü kapattılar. Gördüğünüz gibi oradaki kapalı bölmelerde. Üstünü toprak döktüler. Bura ana meydan gibi bir şey. Sütunlar falan var. Bura muhtemelen bölme, ticari amaçlı kullanılan yerlerde. Bir yandan çalışmalar devam ediyor yine. Önüne almışlar. Buradan aşağı doğru bir şeyler gidiyor. Bir bölme yapmışlar ilginç. Meydanın altından. Belki de kanalizasyondur, bilmiyoruz. Aşağı doğru bayağı deniz manzarası. Zaten Alanya tarafında daha doğru yerleşimlerde genelde bu manzaralar var. Antik şehrin diğer tarafına doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burası işte meydan. Zamanlar yıkılmış, sağlam kalan bölmeler var. Burada bir yapı var. Evet, içeri doğru bir yer gidiyor ama Kadir kurcalıyor şu an. Mezar mıydı? Anıt mezar olabilir bu burası. Antik şehrin Alanya tarafına doğru devam ediyoruz. Alanya manzaramız ileride. Bayağı açmışlar, burası kapalıydı. Evet, Alanya görünüyor. Her yer otluktu, makilikti. Bayağı açmışlar. Gördüğünüz gibi. Yeri tahmin edebilirsiniz. Evet, kazı çalışmaları. Şimdi tepeye doğru çıkacağız yavaş yavaş. Evet, ufak tefek çalışmalar var. Ara ara yapıyorlar. Bezlerle bazı yerleri korumaya çalışmışlar. Şimdi tepeye doğru Akropolis var tepede. Oraya çıkacağız. Yukarıdan şehrin görüntüsü. Evet, şimdi yavaş yavaş tepeye çıkalım. Evet, tepeye çıktık. Burada bir yazılı taş var. Boyalı duvarlar muhtemelen kilise tarzı bir şey olabilir. Dediğim gibi dikkatlice bakınca boyalar görünüyor, resimler, işlemeler. Evet, en yüksek tepeye çıktık.
noktaya çıktık. Alanya'nın yaylaları, arka tarafları, bölgeler, Toroslar. Tekrar aşağı indik. Yavaş yavaş dönüş yoluna gireceğiz. Aşağıdaki yerleşim bölmesine gireceğiz. İçeriye. Evet, Kadir aksiyonlar yapıyor yine. İnşallah aşağı düşmez. Burası mesela doluydu önceden. Üzerinden yürüyüp karşıya gidiyorduk. Şimdi bayağı çıkarmışlar meydana. Düzenlemişler. Kadir burada bir delik var dedi. Gidelim bakalım neymiş. Gene bir şey bulduğunu sanıyor Kadir Bey. Evet, burası mı? Evet, aşağı doğru gidiyor. Bölme mi yapmışlar? Bir şey mi yapmışlar? Evet, burada bir delik var. Tünel. Zamanla yeşillik kaplamış tabi duvarları. Evet, şimdi buraları bir gezelim, dolanalım. Bayağı ayakta kalmış buralar. Sağdaki yerde işte mozaik vardı. Burada muhtemelen üzerini kapatmışlar, mozaik olabilir. Çalışmalar devam ediyor. Tabii ülkemizde bütün çalışmalar yavaş devam ettiği için. Evet, Siedra da böyle bir yer arkadaşlar.